Kronik yorgunluğun çözümleri nelerdir? Göbek yağıyla mücadele eden besinler var mıdır? Kalp nasıl genç kalır? İşte bu ve bunun gibi pek çok soruya Doktor Halit Yarabakan açıklık getirdi. Yarabakan ayrıca sağlıklı yaşam hakkında da önerilerde bulundu. Hep birlikte izliyoruz. Ben kalp damar cerrahıyım. Oldukça yaşım genç belki ama herkese de onu söylüyorum. Yani biraz yaşımla çok fazla tarif edilemeyecek bir tecrübe eğilim oldu. Bu tabii biraz fazla çalışmaktan kaynaklanıyor. Hakikaten çok çalışıyorum, çok çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Çevremdeki insanlar da bilirler. İyi cerrahımdır diyemem çünkü hiç kimsenin diyebileceğine inanmıyorum bunu. Ama bu ülkeye hizmet vermeye çalışan bir kalp cerrahıyım diyeyim. Suyu H2O'ya indirgemek işte kötü bir şeydir falan diye bahsedilir bazı kişiler tarafından. Netice itibariyle şunu unutmamak lazım. Biz insanlara günde 2 litre su dediğimiz zaman 2-2,5 litre bazen 3 litreye kadar bu kişinin büyüklüğüne göre de değişkenlik gösterir. Ama bu total su o insanların tükettikleri gıdalar, meyveler, yemekler, çaylar, meşrubatlar, ayran mesela. Ayran suyun yerini tutar mı? Ayran da suyun yerini tutar. O kadar hacimli bir şey alıyorsunuz. O yüzden dedik. Ha, tabii ki kahve tutmayabilir. Çünkü kahvenin kendisinden daha fazla idrar söktürücü özelliği olduğundan dolayı kahve suyun yerini tutmaz. Bunu Ramazan'da söylemiştim. Ramazan'da çünkü hani ülke olarak netice itibariyle bir alışkanlığımız var. Bu işte çay içmeyi seviyoruz. Hatta çay susatmaz denir sahurlarda özellikle çay içilir falan. Hakikaten de doğru yani netice itibariyle eğer içebiliyorsanız içmenizde fayda var.